Evet sevgili Kanal T izleyicileri, gazete kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın ikinci bölümünde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken bizlerle olacak. Bugün mübarek Ramazan ayının 5. günü. Ramazan ayının hikmetini konuşacağız kendisiyle. Evet efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum Mahmut Bey, sağ olasınız. Evet, Ramazan ayının 5. gününe girdik efendim. Evet, Allah'a hamdolsun. Çok şükürler. Evet efendim, ilk önce şununla başlayalım. Kanal T ile Din Hizmetleri Müşavirliği olarak bir ortak proje gerçekleştirdik. Evet. Bu proje kapsamında Hatmi Şerif her gün Kanal T ekranlarında cüz cüz olarak ekranlara geliyor. 30 gün boyunca da bu devam edecek. İnşallah. Bu sizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bizim bu anlamda ilk proje değil mi? İlk diye düşünüyorum. Bu anlamda daha önce zannedersem olmamış. Tabii sözlerimin başında ben öncelikle sizleri, Kanal T izleyicilerini ve tüm vatandaşlarımızı Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif tüm kardeşlerimiz için, Müslüman kardeşlerimiz için hayırlara vesile olsun. Bizlere iyilikler getirsin, sağlıklar getirsin. Biz inanıyoruz ki Ramazan-ı Şerif rahmet ayıdır, mağfiret ayıdır, güzellikler ayıdır. Allah'ı çokça zikrettiğimiz, andığımız ve bizi yoktan var eden Allah'a kulluğumuzun bilincine vardığımız bir aydır. Dolayısıyla bu ay inşallah Teala tüm insanlığın, insanlık ailesinin içerisinde bulunmuş olduğu bu sıkıntılı süreçten de kurtulmaya vesile olur diye ümit ediyoruz. Çünkü bizler Allah'ın kulları olarak Allah'a ne kadar yakın olur isek, o da Allah-u Teala da kullarına o derece merhamet edecektir. Bizi o derece sevecektir. Bu anlamda tabii biz de Kıbrıs'ta bu Ramazan'da diğer Ramazanlardan farklı olarak belki insanlarımızın evlerine televizyonlar aracılığıyla ulaşma imkanını yakalayabilir miyiz diye sizin Kanal T yönetiminin de doğru bir kararıyla yıllar yılı, asırlarca süre gelen bu mukabele geleneğini başlatmış olduk. Allah'a hamdolsun. Bugün 5. gün zannedersem 5. cüzler okunmaya başlandı. Tabii mukabele bizim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kadar gelen önemli bir geleneğimiz Mahmut Bey. Seyircilerimize bu anlamda bir malumat verecek olursak, Resulullah Efendimiz'e biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim tam da bu ayın içerisinde nuzul olmaya başladı. Yani 610 yılı miladi Ramazan ayında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeti olduğu üzere Hira mağarasına çıktı, Nur Dağı'na çıktı. Oradan toplumunun içerisinde bulunduğu o olumsuz hallere içlendiği için, üzüldüğü için Kabe'yi seyrediyordu. Hira mağarasından, Nur Dağı'ndaki Hira mağarasından Kabe-i Muazzama görülür. Ben oraya çıktım. Evet. Şöyle çıktığınızda yukarıdan Kabe'yi görürsünüz. Mekke-i Mükerreme'yi görürsünüz. Resulullah Efendimiz de her Ramazan olduğu gibi, peygamberlikten önce yani, her Ramazan olduğu gibi 610 yılı Ramazan'ında da aynı şekilde Hazreti Hatice validemizden izin alarak oraya gitti. Orada inzivaya çekilecekti. Düşünecekti yani toplumunun halinin nice olacağını. İşte orada inziva halindeyken vahiy meleği olan Cebrail kendisine gelerek hepimizin bilmiş olduğu bu Alak suresinin ilk ayetlerini getirdi Peygamber Efendimiz'e. Yani seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani dünyaya, insanlık alemine içerisinde bulunduğu ızdıraplardan kurtulacak ilk çağrıyı Resulullah Efendimiz Cebrail'den Allah'ın kelamı olarak işte böyle bir Ramazan ayında aldı. Her Ramazan ayında Cebrail aleyhisselam ile birlikte Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam o güne kadar inmiş olan bütün ayeti kerimeleri, vahyi karşılıklı bir araya gelip mukabele ediyorlar idi. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam okuyor, Cebrail aleyhisselam dinliyor idi. Cebrail aleyhisselam okuyor, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam dinliyor idi. Böylelikle Kur'an-ı Kerim aynı zamanda korunmuş da oluyor idi. Biz şunu biliyoruz ki, kutsal kitapların içerisinde bozulmadan gelen, muharref olmayan, bir harfi bir harekesi dahi değişmemiş olan Kur'an-ı Kerim böylelikle korundu işte. Mukabele usulüyle korundu. Evet. Dolayısıyla son Ramazan'a gelindiğinde Mahmut Bey, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın artık refik-i alaya yani Allah'a kavuşacağı biliniyor idi. Ve son Ramazan'da Peygamber Efendimiz vefat etmezden evvel bu mukabele geleneği, usulü iki defa gerçekleşti. Yani Kur'an-ı Kerim baştan sona iki defa Cebrail aleyhissalatü vesselam ile vahiy meleği ile Peygamber Efendimiz arasında okunmak suretiyle tamamı ermiş oldu. Son Ramazan'ında. Son Ramazan'ında. Peygamber Efendimiz'in son Ramazan'ında. Yani 631
miladi yılı Ramazan'ı içerisinde. Şimdi bu geleneği işte sizlerin Kanal T televizyonumuzun aracılığıyla Kıbrıs'ta başlatmış olduk. İnşallah bundan sonra devam eder televizyonlarımızdan mukabele geleneği, mukabele verilmesi. Çünkü hemen hemen şu sırada insanlarımız evlerde, evde kal hayat var, evde hayat var mantığı içerisinde oldukları için evde televizyonlarından mukabeleyi takip etmek suretiyle Kur'an-ı Kerim'in o ruhlara ve gönüllere şifa özelliğinden de istifade ederler. Türkçe yazdım. Aynı zamanda şu da var, iyi hatırlattınız, çok teşekkür ediyorum. Şu da var, mukabelenin yani Kur'an-ı Kerim'in orijinal metninin hemen altında meali de var. Peki meal ne? Yani anlam, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin Türkçe karşılığını da izleyicilerimiz, takip eden kardeşlerimiz orada hem Kur'an-ı Kerim'i dinlerken alttan da Türkçe mealini okuyabileceklerdir. Böylelikle ne güzel bir fırsat. Her gün bir cüz okumak suretiyle yani 20 sayfa okumak suretiyle tüm Ramazan boyunca Kur'an-ı Kerim'i belki hayatında hiç okumamış kardeşlerimiz. Yani mealini, Türkçesini. Evet. Veyahut da hayatında hiç Kur'an-ı Kerim'i baştan sona dinlememiş kardeşlerimiz baştan sona Kur'an-ı Kerim'i dinleme fırsatını, imkanını bulacaklar. Şimdi Kur'an-ı Kerim hakkında da müsaade ederseniz eğer vaktimiz uygunsa tabii buyurun, kısaca bir tanıtma yapmak isterim. Yani nedir Kur'an-ı Kerim? Nasıl bir kitaptır? Öncelikle Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla Peygamber Efendimiz'e inmiş olan Allah'ın sözü, Allah'ın kelamı olan kutsal bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim bugün elimizdeki haliyle biz buna Mushaf diyoruz. Fatiha suresiyle başlar. Fatiha ne demek? Açmak demek. Yani Kur'an-ı Kerim'i açtığınızda ilk karşınıza Fatiha suresini bulursunuz. Ve Fatiha suresini biz nerelerde okuruz Mahmut Bey? Her gün beş vakit kılmış namazda. Olduğumuz namaz rekatlarının tamamında evet. Fatiha suresini okuruz. Neden? Çünkü Fatiha suresinin içerisinde İslam'ın, güzel dinimizin bütün o itikadi, ameli ve ahlaki unsurları dediğimiz şey özet olarak verilmiştir. Ondan sonra işte Bakara suresi, Ali İmran suresi, Nisa suresi diye Kur'an-ı Kerim surelere bölünmüştür. Ve toplamda 114 adet sure vardır Kur'an-ı Kerim'de. Biraz önce de söylediğimiz gibi 30 cüz vardır Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla 6236 ayet, 114 sure ve 30 cüzden müteşekkil bir hayat kitabıdır. Allah-u Teala'nın insanlığa olan, insanlık ailesine olan mesajıdır Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'le bizim inananlar olarak ilişkimiz aslında çok da bizim arzu ettiğimiz ve veyahut da şöyle söyleyelim. Allah-u Teala'nın ve Peygamber Efendimiz'in arzu ettiği mahiyette değildir. Bugün itibariyle konuşursak. Hani diyor ya İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy. Hele inmemiştir Kur'an şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. Ya açar bakarız Nazmi Celil'in yaprağına ya okur geçeriz bir ölünün toprağına diyor. Oysa Kur'an-ı Kerim bu değil. Mevlid'de okunacak, efendim mezarlıklarda okunacak ve hatta ölmüşlerimizin, anamızın, babamızın ardından okumak için indirilmiş bir kitap değil. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, Allah-u Teala'nın ifadesiyle Kur'an bizlere hidayet kaynağı. Yani dünyada yolumuzu bulalım diye, doğru yolumuzu bulalım diye. Şifa kaynağı, yani dertlerimize, tasalarımıza, kederlerimize, itikadi problemlerimize efendim bir çıkış yolu bulalım diye. Tabiri caiz ise özetleyecek olursak hem bu dünyanın mutluluğunu hem de ahiretin mutluluğunu yakalamak üzere insanlığa gönderilmiş olan bir kitaptır. Bu kitapla bizim ilişkimiz, sıcaklığımız, aramızdaki mesafe eğer açılırsa dünyadaki mutluluğumuzda, ahiretteki mutluluğumuzda da bir mesafe açılmış olur. Ama mesafe kapanır. İlişkimiz, diyalogumuz sıcaklaşır, efendim güzelleşir ve o kitap okudukça çünkü kitabı okudukça o kitap bize kendisini açacaktır. Kendisi bize yol gösterici olacaktır. Ve biz o yolumuzu, sırat-ı müstakim dediğimiz yolu kitabımızı okuyarak, anlayarak okuma, anlama, ondan sonra da hayata geçirme şeklindeki üç aşamalı bir şekliyle yaşamamız durumunda hiç biz endişe etmiyoruz. Çünkü yarınlar bizim.
Peki yarınlar hocam, müminlerin, Müslümanların Mahmut Bey. İyi anlatabiliyor muyuz peki bu noktada? Elbette bu noktada eksikliklerimiz var, noksanlıklarımız var. Hedeflediğimiz anlamda bir Allah'ın kelamını toplumumuzla, insanımızla, insanlarımızın zihniyle, gönlüyle, kalbiyle buluşturma noktasında hedeflediğimiz noktada mıyız? Değiliz. Fakat bu noktada çabalarımız var. Bu çabalarımız da başta din görevlilerimiz, din gönüllülerimiz olmak üzere. Efendim gerek Kıbrıs'ta, gerekse Türkiye'de güzel bir model var aslında. Yani bizim modelimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Mart 1924'te kurmuş olduğu Riyaset-i Diniye, yani Diyanet İşleri Başkanlığı modeli bugünkü Müslüman toplumların, Müslüman ülkelerin hiçbirinde yok Mahmut Bey. Bu model tüm dünyadaki Müslüman ülkelere önemli bir model. Yani dinin doğru bilgisini, sahih bilgisini Müslümanlara, insanlara anlatma noktasında bilimsel verilerle, Kur'an'ın ışığında bilimle çatışmayacak şekilde. Çünkü din hiçbir zaman bilimle, akılla çatışmaz. Çünkü din akla gelmiştir. Bizim dinimize göre, İslam'a göre aklı olmayanın sorumluluğu da yoktur. Yani mecnun ise kişi, aklı yoksa, efendim, yani halk tabiriyle deli ise, evet, o Müslümanlıkla mükellef değildir yani. Dolayısıyla akla hitap eder. Ve akla hitap ettiği için de, yani bugün neden işte gerek Kıbrıs'ta gerekse Türkiye'de bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda biz dini alanımızı da düzenleyebiliyoruz değil mi? Neden? Çünkü İslamiyet hiçbir zaman akılla ve aklın söylemiş olduğu, bilimin doğurmuş olduğu gerçeklerle çelişmez. Bizim dinimizin böyle bir güzelliği var. İşte biz dinimizin bu güzelliklerini toplumlara, insanlara ulaştırma noktasında belki Müslümanlar olarak üzerimize düşen görevi yapma noktasında sizin üzerine temas etmiş olduğunuz nokta orası. Eğer biz gerçekten Müslümanca bir hayat, Müslümanca bir yaşam, Kur'an-ı Kerim'in ve Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselam hayatına uygun bir yaşam sürsek aslında Müslüman beldeler olarak bugün insanlığın karşı karşıya kalmış olduğu sorunların büyük bir bölümünü çözeriz. Peki hocam, güzel de bir noktaya değindiniz. O noktadan devam edelim istiyorum. İslam dini bilime nasıl bakıyor? Yani ayetlerde bu nasıl anlatılmış? Peygamber Efendimiz'in hayatında örnekler var mı bu noktada? Şimdi baktığımız zaman geçmiş dönemde birçok İslam alimi, bilim insanı. Bilim insanı, evet, tabii. Yani bunlar bilime de çok önemli katkılarda bulunmuşlar. Özellikle de Endülüs medeniyetinde, coğrafyasında bulunan eserlerden bahsedilir. İşte Bağdat Kütüphanesi'nde o dönemde işte Moğollar gelip yakıp yıkmadan olan, evet, eserlerden bahsedilir. Şimdi bir o döneme bakarsak, bir de bugünü kıyaslarsak, neyi eksik yapmışız da o dönemin gerisinde kalmışız biz? Tabii İslam medeniyeti aslında kitap medeniyeti Mahmut Bey. Yani şimdi biraz önce Yüce Kitabımızın işte inzal oluş serüvenini bir nebze olsun anlatmaya çalıştık. Ve hiçbir kitap yok ki, bunu seyircilerimiz özellikle dikkat ederlerse, hiçbir kitap yok ki ilk kelimesi oku olarak başlasın dünya, evet, üzerinde Mahmut Bey. Yani şimdi bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim Azimüşşan'ın ilk kelimesi, ilk inen ayeti ve Allahu Teala'nın ilk mesajı okudur. Biz burada ne anlıyoruz? Dolayısıyla ilk mesajı oku olan bir din okumakla efendim bilimi yan yana getirmiştir. Bilim ile dini yan yana getirmiştir. Size çok dikkat çekici bir şey daha söylemek isterim. Gene Kur'an-ı Kerim'in içerisinden. Kur'an-ı Kerim'deki biz en küçük cümlelere, parçalara ayet diyoruz. Evet. O ayetlerin sonlarında çokça zikredilen bir kalıp vardır. Allah'ın kelamı olarak bir kalıp vardır. O kalıp şunu söyler. Ey insanlar, akletmez misiniz? Ey inananlar, düşünmez misiniz? Ey falan falanlar, aklınızı kullanmaz mısınız? Anlatım yapar Kur'an-ı Kerim. Ve bunun sonunda da mutlaka akıl ile, düşünce ile bağlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in önermiş olduğu
akıl, düşünce sisteminde aslında düşünce sadece akılla değildir, biliyor musun Mahmut Bey? Kur'an-ı Kerim'in önerdiği düşünce sisteminde düşünce akıl ile başlar ama gönül ve kalp ile tamamlanır. Eğer sadece akılla kalırsa orada bilim efendim şeyinden bahsedilir. Yani sadece bilimcilikten bahsedilir. Onun ötesinde eğer siz bilimi, aklın ortaya koymuş olduğu o bilimi gönle ve kalbe, yani imani noktaya taşıyamamanız durumunda o bilim ve iman, İslam bütünlüğünü sağlayamamış olursunuz. Sizin değinmeye çalıştığınız işte Endülüs medeniyeti, efendim o devasa kütüphanelerin oluşması, İbn-i Sina'ların, Farabi'lerin, Kindilerin, Biruni'lerin, efendim Ali Kuşçuların oluşması tam da bu noktada. Çünkü onlar meseleye, olaya şöyle baktılar. Kur'an-ı Kerim'in içerisinden bu bilimin doğmasını sağlayacak her türlü şeyi süzerek ve Allah'ın kendilerinden aklınızı kullanın mesajını da kullanmak suretiyle dünya üzerine insanlık yararına olan ne var ise bunu gerçekleştirmeye çalıştılar. Ve bunu kitaplara yazdılar. Bugün mesela geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz, burada rahmetle alalım ve bizim topraklarımızın yetiştirmiş olduğu önemli bir değerdir. Profesör Doktor merhum Fuat Sezgin Hoca vardır. Uzun yıllar Türkiye'de yaşamış. Daha sonra Türkiye'den efendim Almanya'ya bir araştırma merkezine gitmek zorunda kalmış Türkiye'deki bir takım sıkıntılar nedeniyle. Orada yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bugün Batı toplumu, Batı medeniyeti, gelişmiş modern toplum deniyor ya Mahmut Bey. O toplumun aslında dayanmış olduğu köklerin İslam medeniyetindeki bir takım İslam alimlerinin buluşlarına dayandığını ortaya koymuştur Fuat Hoca. Merhum Fuat Sezgin Hoca. Dolayısıyla bizim medeniyetimiz aslında insanlık için yararlı olan, faydalı olan ne varsa bunları ortaya koymuştur. Ama şunu da İslam medeniyeti bilim ortaya koyacağız diye, efendim bilimsel gelişmeler yapacağız diye insanlığın zararına olan hiçbir şeye de cevaz vermemiştir. Çünkü asıl olan nedir? İnsanlıktır. Bugün klonlamalardan bahsediliyor. Bugün işte koronavirüsün, COVID-19'un üretildiğinden bahsediliyor. Laboratuvarda vesaire üretilip ortaya konduluğundan bahsediliyor. Eğer böyle bir şey var ise, inşallah yoktur da, eğer böyle bir şey var ise İslam buna hiçbir zaman cevaz vermez. Çünkü İslam'ın nazarında insanın değeri, insanın canı her şeyin üzerindedir. Yani bugün dünyaya baktığımızda bütün savaşlarda ezilen, bütün savaşlarda efendim kanı dökülen insanlar var. Zulme uğrayan insanlar var. Bunlar neden yapılıyor? Bunlar sadece dünyalık geçimler için yapılıyor Mahmut Bey. Oysa bizim dinimize baktığımızda, bizim dinimizde, dinimizin geliştirmiş olduğu medeniyette efendim insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesi vardır. Dolayısıyla bizim dinimizin bilime bakışı her zaman insanın lehine olan bilimin ortaya koymuş olduğu her şeyi alır, kullanır ve ona da hiçbir şekilde karşı duymaz. Gönül arzu eder ki Müslümanlar gene o bahsettiğimiz dönemlerdeki şaşalı bilimsel gelişmeleri tekrar ortaya koyabilen nesiller olsunlar. Bunu gönlümüz arz eder. Evet efendim, bu noktada bu güzel dileklerinize zaten katılmamak mümkün değil. Peki efendim, biraz da Ramazan ayının hikmetinden bahsedelim de. Şimdi malum Ramazan ayının içerisindeyiz. Zekat ayı, fitir ayı. Evet. Bunlar tabii ki her Müslümanın vermesi gereken, yani fitreyi bildiğim kadarıyla herkesin vermesi gerekiyor. Fitir sadakası, evet. Zekatı da belli bir gücü olan insanların. Zengin olan insanlarımızın vermesi gerekiyor. Bunlarla ilgili de bizi biraz aydınlatır mısınız? Tabii Mahmut Bey, teşekkür ediyorum. İyi bir konuya temas etme fırsatını vermiş olduğunuz bu sorunuzla. Tabii Ramazan ayı aslında paylaşma ayıdır. Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Bizim çok da farkına varamadığımız ibadetlerimiz arasında bu yardımlaşmanın genel çerçevesini çizen bir infak geleneğimiz vardır bizim. İnfak hasletimiz vardır bizim. Ne demek infak? İnfak, elimizde bulunan güzellikleri,
elimizde bulunan mal, mülk, kitap, eser, efendim ne var ise ihtiyaç sahipleriyle, kardeşlerimizle, sevdiklerimizle paylaşmanın genel adıdır infak. Dolayısıyla Ramazan ayı geldiğinde İslam memleketlerinde, İslam ülkelerinde, Müslümanların yaşamış olduğu beldelerde bu infak hasleti ve geleneği ayrı bir hareketlilik kazanır. Çünkü Müslümanlar olarak bizler hem zekat vermekte hassas olan kişiler olarak, hem fıtır sadakası vermekte hassas olan kişiler olarak, hem de sadaka vermekte hassas olan kişiler olarak Ramazan ayını bekleriz. Ramazan ayı gelsin de efendim zekatımızı, sadakamızı, fitremizi verelim diye düşünürüz. Bunu niye böyle yaparız? Çünkü biraz önce de bahsettik işte Ramazan İslam bilim yakınlığına. Aslında tam da bu noktada da bir şey var, farkındalık var. Biz zekatlarımızı hesap ederken Mahmut Bey, yıldan yıla hesap ederiz. Havalanul havl şartı vardır zekatta. Yani sahip olmuş olduğunuz malın üzerinden bir yıl geçmesi lazım nisap miktarına, yani zenginlik miktarına ulaştıktan sonra onun zekatını verebilmeniz için bir yıl. İşte bu bir yılı Müslümanlar Ramazan'la takip ediyorlar. Yani bu Ramazan'da benim efendim cebimde atıyorum 40.000 TL var ise, bunun üzerinden diğer Ramazan'a kadar bir yıl geçtiğinde bu 40.000 TL azalmamış, nisap miktarının altına düşmemiş ve çoğalmış ise, o Ramazan geldiğinde Müslüman kardeşlerimiz o 40.000 TL'nin zekatını ihtiyaçlara, fakirlere, fukaralara, efendim miskinlere, yolda kalmışlara, kalbi İslam'a ısındırılmak isteyen kişilere verilmek suretiyle İslam'ın bir farzı daha yerine getirilmiş oluyor. Bakınız Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Diyorlar ki İslam 5 esas üzere kurulmuştur. Bünyel İslam ala hams. İslam 5 temel üzere kurulmuştur. Bunların birincisi kelime-i şehadettir. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Yani Müslüman bunu söylemekle ben şahitlik ederim ki Allah birdir. Ve ben yine şahitlik ederim ki Muhammed Resulullah Allah'ın kuludur ve onun elçisidir. İkincisi 5 vakit namaz gelir. Üçüncüsü oruç gelir. İşte dördüncüsü de zekat gelir. Yani bunların tamamı bugün aslında biz Müslümanlar tarafından uygulanması tam da zaruri olan ibadetler. İşte namazlarımızı kılacağız. Orucumuzu tutuyoruz hamdolsun, Allah kabul etsin. İşte eğer zengin isek zekatımızı da vereceğiz. Ben şimdi izleyenlerimizin anlaması açısından ikiye ayırmak istiyorum. Yani bu infak meselesi. Bir zorunlu infak var, bir de ihtiyari, yani isteğe bağlı infak var. Gönlünden kopan. Gönlünden kopan. Efendim, zorunlu infak, sizin de bahsettiğiniz zekat. Bu nasıl olacak? Zekat konusu, eğer siz dinen zenginseniz, bunun ölçüsünü de altın üzerinden belirlemiş fukahamız, fakihlerimiz, 80.18 gram altına tekabül edecek paranız veyahut da paraya tekabül eden herhangi bir şeyiniz var ise ve bunun üzerinden de bir yıl geçmiş ise ve bunu harcayacak herhangi bir asli ihtiyacınız da yok ise siz zenginsiniz. Diyen zenginsiniz. Ve bunun da zekatını vermek durumundasınız. Bugünkü şeyle değerle Mahmut Bey, sözünüzü unutmayın. Bugünkü değerle bu 33.000 TL'ye falan tekabül ediyor. Yani 80.18 gram altını, evet, altın fiyatıyla çarptığınızda bu değere tekabül ediyor. Bu kadar ve üstü parası olan kardeşlerimiz bankada, evde, orada burada veyahut da dövizi olan kardeşlerimiz zengindir ve bu mallarında, mülklerinde fakirlerin hakkı vardır. 80'de 1 mi hocam, 40'da 1 mi, kaç? 40'da 1. 80'de 1. 40'da 1. Yani %2,5. 100 bin liranız mı var? 2500 lirası fakirin fukaranın. 200 bin liranız mı var? Peki hocam. 5 bin lirası fakirin fukaranın. Bir evi var, bir arabası var diyelim. Bankada da para yok, ayrık geliri var. Böyle bir durumda. Böyle bir durumda evdir, arabadır, efendim insanların günlük yaşamlarını, yani biz bunlara havaici asliye diyoruz, yani asli ihtiyaçlar diyoruz. Bugünkü şartlar altında bunlar asli ihtiyaçtır. Bunların değerlerini zekat hesabında katmıyoruz. Bunların dışında evi var, arabası var. Normal şartlar altında
hayatını devam ettirecek bir de maaşı var. Eğer bu maaşını alıyor, harcıyor ve herhangi bir birikim yapamıyor ise, yani nisap miktarına ulaşmıyor ise, 33 bin küsür liraya ulaşmıyor ise yıl içerisinde, buna zekat düşmez. Ama dediğimiz gibi bu zorunlu infak idi. İhtiyari infakta düşmez olur mu? Yani siz isterseniz ne kadar az kazanırsanız kazanın. Az kazandığından vermek, azdan vermek aslında Allah'ın indinde, Allah katında çok daha makbuldür. Buna da biz ne diyoruz? Sadaka diyoruz. İşte infak. Yani zorunlu olmadığı halde kardeşine yardım ediyor. Yani bugün asgari ücrette geçinen kardeşlerimiz var. Biz çoğuyla karşılaşıyoruz. Yani özellikle dini kurumları idare ettiğimiz için işte cami yapımı, Kur'an kursu yapımı, hayır hasenat vesaire bu tür teşekküllerin içerisinde olduğumuz için günlük 50 TL kazanıp akşam eve giderken belki evine iki tane ekmek götürecek parası olup da bir ekmek parasını belki bir ihtiyaç sahibine verilebilir diye bize getirenleri tanıyoruz. Dolayısıyla biz sadece zengin olmayı beklemeyeceğiz. Sadece varlıklı olmayı beklemeyeceğiz. Elimizdeki nimetleri paylaşmak için. Ramazan tam da işte bu anlamda her bir kardeşimizin az ya da çok ekmeğini paylaşacağı bir mevsimdir. Her bir kardeşimizin kazancını paylaşabileceği bir mevsimdir. İşte fıtır sadakası da aslında bizim geleneğimizde budur. Normal şartlar altında fıtır sadakası da dinen zengin olan kişilerin vermesi gerekendir. Bizim mezhebimize göre, Hanefi mezhebine evet. göre. Ama uygulamamız öyle değildir Mahmut Bey. Bizim geleneğimizde işte İslam uygulamamızda, din uygulamamızda fıtır sadakasını hali vakti işte normal şekliyle yürüyen kardeşlerimiz bayram sabahına erişmiş ise efendim fıtır sadakasını Ramazan ayında mutlaka verir. Peki ne kadar belli mi hocam? Tabii İzleyicimiz soruyor. Bu yıl biz fıtır sadakasını belirledik Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimiz için. 35 TL olarak belirlenmiştir. Bu 35 TL'yi kardeşlerimiz Ramazan bayramı vakti gelmezden evvel mutlaka fakir, fukara, yetim, öksüz, garip, kuraba var ise çevrelerinde bunu araştıracak, bulacak. Bakınız dinimizin böyle bir sosyal yönü de var. Zekatta da bu böyledir. Efendim fıtır sadakasında da böyledir. Hacda da böyledir. Namazlarda da böyledir. Etrafındaki insanlardan bir haber olamaz Müslüman. Etrafında birlikte yaşadığı mahallesinden, komşusundan, apartmanındaki altında üstünde oturan komşusundan habersiz olamaz. Araştıracak. İşte fıtır sadakasında da vermek için siz fakir araştıracaksınız, bulacaksınız. Çünkü öyle fakirler vardır ki onurludur. Öyle miskinler vardır ki el açmaz, herhangi bir kapı çalmaz, devletin kapısını çalmaz. O onurundan, şerefinden dolayı. Evet. Onu bizler bulacağız inşallah. 35 TL mi olur? Evet, Meryem Nergiz adlı izleyicimiz kendisi sormuş. Fitre fiyatı ne olacak diye. 35 TL olacağını din hizmetleri müşavirimiz ifade etti. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde de aynı mı hocam? Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde 27 TL. Bunlar toplumların hayat standartına evet. göre her sene belirlenen bir miktar. Peki hocam bu 35 TL en alt rakamdı. En alt 50 TL de verebilir. Verebilir. 100 TL de verebilir. Ama 35 TL'nin altına düşmemesi gerekir kardeşlerimizin. Evet. Bunu esas alırken de bir insanımızın günlük olarak karnını doyurabileceği bir miktarı belirlemiş oldu buradaki Din İşleri Başkanlığımız. Peki hocam ev ahalisi için bütün hepsi için geçerli elbette. Mi? Yani 3 yaşındaki bir çocukla elbette. 60 yaşındaki bir yaşlı elbette. Yani 60 yaşlı orta yaşlı diyelim hı hı. Bir izleyicimiz yani vatandaşımız herkes için bu 35 TL şu an. Yani bayram namazı kılınmazdan evvel verilmesi şart. Verilmesi şart. Aynı zamanda o ana kadar yaşıyor olan, hatta yeni doğmuş. Mesela evimizde bayram sabahı namaz kılınmazdan evvel bir bebeğimiz oldu. İşte bir oğlumuz oldu, bir kızımız dünyaya geldi. O da dahil olmak üzere. Çünkü bu bizim Anadolu irfanında baş sadakası olarak isimlendirilir evet. Mahmut Bey. Yani sağlık sadakasıdır bu. Allah'a karşı sunmuş oldum. Allah'ım sen bana can verdin, nefes verdin, sağlık verdin. Dolayısıyla ve bizim kullanırız da mesela şunu da deriz. Yani başımıza kötü bir iş geldiğinde ya işte bizi Allah korudu. Mesela bir yerden düşersiniz, çok hafif atlatırsınız ama baktığınızda o kazanın daha büyük sonuçları da olabilir. Elbette.
İşte bu noktada herhalde deriz işte verdiğimiz bir sadaka önüne geçti. Ona geçti. Hadi verilmiş sadakanız varmış denir. Yani bir eğer kaza ile karşı karşıya kaldınız, hafif atlattınız veyahut da işte çok büyük bir kaza atlattınız, arabanın içerisinden sağ çıktınız. Yani hiçbir yeriniz bir şey almadı, yara bere bile almadı. Verilmiş zekatınız varmış, verilmiş hocam, kazanız varmış, sadakanız varmış. Şunu da soralım, merak ettiğim için soruyorum bunu da. Şimdi bir mutlak kader, bir de muallak kader mi var? Yani mutlak kader kazayı yapacağınız, muallak kaderde o kazadan nasıl çıkacağınız mı? İşte bu noktada mı sadaka devreye giriyor? Mesela daha büyük hasar almanızı engelliyor gibi mi? Acaba biraz açar mısınız? Şimdi tabii kaza kader konusu dinimizin çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi. İnsanlarımızın da anlamakta güçlük çektiği konulardan bir tanesidir. Bu noktada ben şunu özellikle paylaşmak isterim. Çok güzel bir söz vardır. Men amene bil kader emine minel keder diye. Yani kim kadere iman ederse kederden emin olmuş olur. Yani olan, olmuş olan, gerçekleşmiş olan şöyle olsaydı, böyle olsaydı, şu önlemler alınsaydı vesaire gibi bir takım değerlendirmelere tabi tutulmasının bir anlamı yok. Ama elbette ki Allah'ın çizmiş olduğu kader çizgisi içerisinde kullara düşen bir irade de var. Allah'ın kaderi, Allah'ın takdiri daha doğrusu kulların iradesiyle muvafıktır. Yani biz aslında biz istemedikçe Allah onu bize vermez. Hani Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Eğer bir hayır sizin başınıza gelmişse o Allah'tandır. Eğer bir şer başınıza gelmişse o biliniz ki sizin kendi kendinize başınıza getirmiş olduğu şerdir. Dolayısıyla burada biz şunu anlıyoruz ki Allah'ın takdiri aslında her zaman kullarının lehinedir. Fakat kul öyle azar ki Allah artık orada o takdiri o kulun iradesi doğrultusunda ifa etmek durumundadır yani. Peki hocam bir izleyicimiz soruyor. Orucunu tutamayanların ödeyecek olan miktarı nedir acaba? Aynen demiş. Bu miktardır. Yani 35 TL. Fitre miktarı 35 TL'dir. Tabii burada kardeşlerimizin çok sıkça sorduğu sorulardandır. Eğer oruç tutamıyor isek. Peki oruç tutamamanın ölçüsü ne Mahmut Bey? Kimler oruç tutması gerekir veya tutmaması gerekir? Bu noktada Ramazan'dan önce Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığımız, Din İşleri Yüksek Kurulumuz ciddi bir çalışma yaptı. Ve Ramazan ayında kimlerin oruç tutamayabileceğini ortaya koydu. Zaten Allah-u Teala da Bakara suresindeki ilgili ayetlerde Ramazan ayı geldiğinde oruç tutun diyor. Ama kim ki sizden hasta ise ve yolculuğa çıkmış ise bunlar tutmayabilirler ve hastalıkları ve yolculukları geçtikten sonra Ramazan'dan sonra efendim onun yerine kaza olarak oruçlarını tutarlar diye Rabbimizin ifadesi var. O halde biz şunu söylüyoruz. Hasta olup oruç tutması durumunda hastalığı artacak ve sağlığına zarar gelecek bir durum söz konusu ise ve bu hastalığı da Ramazan'dan sonra sonlanmayacaksa, yani kronik hastalık diyorlar ya, kronik hastalık olarak devam edecek kardeşlerimiz hiçbir şekilde oruç tutmayacaklar. Evet. Sadece tutamadıkları oruç için, yani 30 gün için 30 çarpı 35 bu yıl için söylüyorum. 30 çarpı 35 çıkan rakamı fakir fukaraya oruçlarının tutamamasının karşılığı olarak fitre olarak verecekler. He, bir hasta kardeşimizde şöyle var mesela. Hasta ama bu Ramazan'a mahsus hasta. Ramazan boyunca hasta fakat Ramazan'dan sonra iyileşti. İyileştiği anda o orucunu tutacak. Onun fitre vermesi doğru değil. O evet. Orucunu tutacak. Eğer kronik rahatsızlığı varsa, kronik rahatsızlığı varsa 1050 TL ödeyecek diyorsunuz. Evet. Yani fakire fukaraya yardımda bulunacak. Eğer kronik rahatsızlığı yok, mesela bir rahatsızlık geçirdi, şu an işte ilaç kullanması gerekiyor. Evet. Ama Ramazan'dan sonra bunun telafi etmesi de gerekiyor. Peki hocam, İsmet Gündüz adlı bir izleyicimiz, güzel bir konu işlemişsiniz. Teşekkür ederiz kendisine bizleri izlediği için. Peki o zaman şunu da biz size soralım. İslam dini kolaylık dini. Bu fitreler, zekatlar şu anda bu ay içerisinde verilecek. İnşallah. Şu an zor bir süreçten geçiyoruz ülke tabii. olarak. Yani ülkemizde yurt Allah dışından bulunan yabancı öğrenciler de var. Yabancı iş gücü de var. Ve bu insanların da yardımlara da ihtiyacı var. Bu noktada bunlar bu insanlara da verilebilir mi?
Çok güzel bir noktaya taşıdınız konuyu Mahmut Bey. Elbette. Yani bugün ülkemizin, Kıbrıs'ımızın içerisinden geçmiş olduğu süreç, tüm ülkelerde olduğu gibi, bu pandemi yani salgın hastalık nedeniyle iş yerlerini kapatan kardeşlerimiz var. İşte iş yerlerinde çalışıp da iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle artık iş yapamayan, evine para girmeyen kardeşlerimiz var. İşte burası bir üniversite şehri aynı zamanda Kıbrıs. Üniversite okumaya gelmiş de buraya, ülkesine dönememiş öğrencilerimiz var. Misafirlerimiz var, evet. Yani bizim misafirlerimiz onlar. Ki biz ensarız, onlar muhacir. Dolayısıyla Ramazan bize bu sene belki pandemide geldi ama tam da vaktinde geldi diyorum ben. İyi ki geldin ey Ramazan diyorum. Hoş geldin, safa geldin. Bizim sana ihtiyacımız vardı. Yardımlaşma iklimine ihtiyacımız vardı. Zekatı vermesi gereken kardeşlerimiz, sadakasını, fitresini verecek olan kardeşlerimiz hiç tereddütsüz bu kardeşlerimize bunları verebilirler. Ama şöyle bir öncelik sırası gütmeleri lazım her zaman. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesidir bu. Yakınlardan başlamak üzere verilir. Hem zekat, hem sadaka, hem fitre. Önce kendi yakın çevremiz, ondan sonra efendim merhale merhale efendim dışa doğru açılabiliriz. Zaten herkes yakın çevresine, kısmına, akrabasına efendim nimetleri etrafındakilere paylaştığı zaman herkese ulaşmış olur zaten. Fakir fukara diye kalmaz. Dünya üzerinde bir araştırma yapılmış Mahmut Bey, biliyorsunuz. Geçenlerde medyada da yerini aldı. Eğer Müslümanlar zekatlarını tam anlamıyla vermiş olsalar, Müslüman ülkelerde hiçbir fakir fukara kalmıyor, biliyor musunuz? Evet. Yani bunun en yakın örneğini de çok acı bir şekilde test ediyoruz Yemen'de. Evet. Evet. Yani Suudi Arabistan'la kapı komşuları. Maalesef. Ve ne yazık ki orada yine Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım elini görüyoruz. Yani ülkemiz adına sevinsek de oranın halkı adına üzülüyoruz. İnşallah gerçek anlamda İslam alemi bu noktada özene döner de İnşallah. Zekatını tam teşekküllü bir şekilde fakire fukara ihtiyaç sahiplerine iletir. Yani bu dünyanın sorunu. Dünyanın sorunu, evet. Yani bu noktada sadece bir ülkeye de bunu artık yıkmamak gerekiyor. Biz Müslümanlar için belki zekat ama Müslüman olmayan toplumlar için de aslında paylaşmamak ayrı bir sorun. Yani bugün maddeye çok daha fazla sahip olma bilinci, yani duygusu artık insanlığın sonunu getirecek hallerden olmuştur Mahmut Bey. Yoksa aslında bizim inancımıza göre malikül mülk Allahu Teala'dır. Yani mülkün sahibi Allah'tır. Biz elimizde ne varsa, şu telefonumuz, efendim işte sizin telefonunuz, evet, arabanız, eviniz aslında sizin değildir. Yani asıl sahip Allahu Teala'dır. Biz emanetçiyiz bu anlamda. Yani zaten zekat olarak verirken de, fıtır sadakası olarak verirken de, normal sadaka olarak verirken de biz onu bize ait olmadığı için veririz. İnanın zekat vermeyen kardeşlerimiz zekatlarını vermeyerek kendilerine ait olmayan bir mala el koymuş oluyorlar. Bu mal çünkü kendilerinin değil. Allah size verdi. Allah'ın vermiş olduğu malı siz yine Allah'ın size vermiş olduğu talimat doğrultusunda başkasına vereceksiniz. Evet. Tekrar hatırlatalım. Fitrenin 35 TL olarak 35 TL. Bu sene belirlendiğini hocam. Çünkü bir izleyicimiz daha bize ulaştı. 35 TL Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu sene fitre bir kişi olarak belirlendi, bir değil kişi. Mi hocam? Hane halkımız mesela 4 kişi ise 140 TL. Ama bunun üstü istediği şekilde verilebilir. Ama evet, alt barem 35 TL. Peki hocam, bazı yardım kuruluşlarının fitre toplamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani buralara yapılmalı mı bu fitre bağışları? Yoksa sizin de ifade ettiğiniz gibi en yakındakine vererek mi bu dayanışma sağlanmalı? Her ikisi de mümkün Mahmut Bey. Tabii insanımız aslında kendisi bizzat fakiri fukarayı tespit edip verebilirse bu insanlar arası iletişimin güzel gelişmesine de neden olabilir. Ama günümüz dünyasında efendim biraz daha insanların ilgileri, alakaları farklı olabiliyor. Bu tür şeylere zaman ayırmıyorlar. Bunu kim yapıyor bu durumda? İşte STK'lar var, sivil toplum kuruluşları var, vakıflar var, dernekler var. Efendim bir takım teşekküller var. Bu teşekküller
kendilerini topluma, kamuoyuna deklar etmek suretiyle zekat, fitre, sadaka toplayıp biz bunları fakirlere veriyoruz diyorlar. Burada yapılması gereken Mahmut Bey, ben özellikle izleyicilerimize söylemek istiyorum. Eğer böyle bir STK'ya verecekse, STK'nın gerçekten sizin vermiş olduğunuz zekatı, sizin vermiş olduğunuz fitreyi, sadakayı gerçekten zekatın verilmesi gereken yerlere ulaştırıp ulaştırmadığı noktasında bir araştırma yapmamız gerekir. Eğer ulaştırıyor ise hiç kuşkusuz bu noktada o STK'lara da verilebilir. Ama ulaştırılmıyor ise, çünkü bu bir emanettir. Evet. Alınan zekat, alınan fitre bir emanettir. Emaneti yerine iade edilmiyor ise o zaman bizim orada bir sorumluluğumuz doğar. İyi araştırmadığımız için bir sorumluluğumuz doğar. Zekatımızı verecek kişi olarak, sadakamızı verecek kişi olarak iyi araştırmazsak orada bir sorumluluk doğar. Ama öyle STK'lar var ki biz bugün biliyoruz. İşte bunların başına Türkiye Diyanet Vakfı geliyor. Dünyanın birçok ülkesinde çok ciddi şeyleri var, hayır hasenat oluşumları var. Türkiye Diyanet Vakfı zekat talep ediyor, fitre kabul ediyor vesaire. Bu noktada Kızılay, işte Mehmetçik Vakfı, evet, bu tür şeyler, oluşumlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de aynı şekilde Kızılay. Bunlar devlet eliyle yürütülen teşekküllerdir. Dolayısıyla bunlarda herhangi bir şüphe hasıl olmaz. Vatandaşlarımız buralara zekatlarını, sadakalarını verebilirler. Evet hocam, son 4 dakikamız. Ramazan'ın en önemli gecesi Kadir Gecesi. Belki bir yılın en önemli gecesi de desek herhalde doğru demiş oluruz. Doğru. Kadir Gecesi ile ilgili son bilgileri de sizden alalım. En azından Kadir Gecesi nedir? O günü biz nasıl idrak etmeliyiz? Evet. Neler yapmalıyız ki en azından kurtuluşa erenlerden olalım? Tabii şimdiden Allah-u Teala bizleri, hı-hı, Ramazan'a eriştirdi. Niyazımız, duamız odur ki Kadir Gecesi'ne de eriştirsin. Ve Kadir Gecesi'nden sonra da bayrama eriştirsin. Evet. Hem de çifte bayrama eriştirsin. Hem Ramazan bayramına erişelim, hem de bu pandemi de böylelikle son bulsun. Gene Rabbimizin bize sağlamış olduğu nimetlere kavuşalım. Kadir Gecesi dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de kendisi hakkında müstakil sure inmiş olan bir gecedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olduğu bir gecedir ve 1000 aydan daha hayırlı bir gecedir. 1000 ayı efendim hesap ettiğinizde yaklaşık 83-84 yıla tekabül eden bir süreyi ifade eder. Böyle bir geceyi Yüce Mevla sadece ve sadece Muhammed ümmetine nasip etmiş. Bize nasip etmiş. Dolayısıyla biz Müslüman kardeşlerimiz için Kadir Gecesi'ni özlemelerini bekliyoruz. Kadir Gecesi'ni gözlemelerini bekliyoruz. Hatta şunu söyleyelim. Şimdi Ramazan'ın biz rahmet günlerindeyiz. İlk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü de cehennem azabından kurtuluş. Cehennem azabından efendim ihlas olma, kurtulma. Halas olma, kurtulma günleridir. Tam da cehennem azabından kurtulma günleri içerisindedir Kadir Gecesi. Büyük bir görüşe göre 27. gecesidir ama genel görüşe göre ise son 10 günün tek gecelerinde aranması gerekir Kadir Gecesi'nin. Bu da nedendir? Son 10 günü insanımız zikirle, dua ile, Allah'a ibadet ile, efendim hatta yapabiliyorlar ise itikaf sünneti diye, yani mescitlere, evet, çekilip mescitlerde Allah'ı zikirle geçirmelerini biz kardeşlerimize tavsiye ederiz. Kadir Gecesi böyle bir gece. Dolayısıyla Kur'an'ın indiği gece, Kur'an'ın bize mesajlarını anlama noktasında inşallahü teala Kadir Gecesi'nde Rabbim bizi eriştirsin, kavuştursun. Biz de o geceden istifade etmeye çalışalım. Ben şimdiden tabii tüm kardeşlerimizin hem Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum, hem de Kadir Gecelerini tebrik ediyorum. Rabbim bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Kadir Gecesi'ne de eriştirsin, Ramazan'a da eriştirsin ve bize daha güzel günler lütfetsin. Çünkü elimizdeki nimetlerin kadrini, kıymetini bilemememizden bazı şeyler belki bugün karşı karşıya kalmak durumunda kaldık. Farkında değildik belki evden çıkıp sabahleyin işe gitmenin bir nimet olduğundan. Farkında değildik belki efendim arabamıza binip bir piknik yerinde piknik yapabilmenin nimet olduğundan. Farkında değildik belki uçağa binip buradan yavru vatandan ana vatana gitmenin bir nimet olduğundan, ama şimdi yavaş yavaş bunları bize bahşedenin Yüce Mevla olduğunun yavaş yavaş farkına varmış olduk. Dolayısıyla Allah'a olan duamızı, niyazımızı
Kadir Gecesi'nde de eksik etmeyeceğiz. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Misafir ettiniz. İki izleyicimizde de mesaj gelmiş. 50 sene sonra öğrendik ki yıllarca fitrelerin boşa gittiğini demiş. Malum Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütüyle ilgili maalesef ifadesini kullanmış. Bir başka izleyicimiz de ben şahsen kendi fitremi gidip kendim bir fakire alışveriş yaparak veririm demiş. Ne güzel. Allah zaten sizin de ilk başta tavsiye ettiğiniz de buydu. Diğer izleyicimize de hitaben şunu da söyleyebiliriz. Zaten bu fitreyi verirken sorumluluğu da sizin üzerinize de bırakıyor. İyi araştırmak gerekiyor. İnşallah bir daha böyle şeylerin yaşanmadığı, İnşallah. Güzel günlerin birlikte geçtiği günler olur. Evet sevgili Kanal T izleyicileri, gazete programının sonuna geldik. Yönetmen arkadaşımız Örsen Balıkçıoğlu'na da teşekkür ederiz. Bu programda bizlere bilgileri paylaşan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken'e de çok teşekkür ediyoruz. Yarın yeni bir gazete programında görüşmek dileğiyle. Esen kalın.